Merhaba sevgili JUS8 izleyicileri. Hepimizin koronavirüs sebebiyle evlere kapandığı bu günlerde içinizi açmak, ilham vermek ve belki de her şey sona erdikten sonraki tatil planınızda bu rotayı eklemenize sebep olabilecek bir vlogla karşınızdayız. Biz balayımızı Phuket'te geçirdik ve kaldığımız otelleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Gelin otellere kısaca göz atalım. Bu eşsiz manzaraya karşı kahve içilen ve balkonda jacuzzi'li küvet bulunan efsane otel için izlemeye devam. Tropik bir ormanın içine kurulu, sayısız havuzu olan bu otelin villaları içinizi açacak. Ve bu suitin balkonunda size ait dev bir havuz var. Tepe manzarası da görülmeye değer. Sonu saklamadan en beğendiğimiz Tavern Beach Village Otel'le başlayalım o zaman. Burası Phuket'in Katu bölgesinde yer alıyor, Kamala Beach olarak geçiyor. Biz yamaçtaki küvetli terası olan odalarda konaklamayı tercih ettik. Gelin yamaçtaki odamıza ışınlanalım. Oda turuna hoş geldiniz. Bu oda yamaçta yüksekte yer aldığı için teleferik sistemiyle çıkılıyor. Onu size az sonra izletiyor olacağız. Odanın yatağı king size, nedenli büyük olduğunu fark etmişsinizdir. Biz bayıldık. Odamızda bize tahsil edilmiş ve istediğimiz yere götürebileceğimiz bir cep telefonu dahi bulunuyordu. Elektrikli sinek ilacı konmuştu. Biliyorsunuz ki tropik iklimin vazgeçilmezi sinekler. Işığı ve klimayı komodinlerimizden kontrol edebiliyorduk. Öyle bir sistemi vardı. Odanın terasında gördüğünüz bu masajlı küvet gerçekten çok güzel ve Kamala Beach'e karşı çok rahatlatıcı bir masaj deneyimi sunuyor. Şimdi bir de banyosuna göz atalım. İkinci küvetimizde cam kenarında yeşillikler içinde burada bulunuyor. Küvete doyduk adeta. Duş bölümü de ayrıca mevcut. Bahsettiğimiz odaya çıkış yöntemi. Hilltop Cable Car denilen bu araçlarla yeşillikler içinden yamaçtaki odamıza çıkıyorduk. Burası ise aşağı inince karşılaştığımız otelin botanik bahçesi ve plaja giden yol. Gelin bu harika bahçeyi beraber gezelim. Phuket'in en büyük havuzlarından birine sahip otelin Lagoon havuzuna göz atalım.
Havuz 4000 metrekare bir alana sahip, oldukça ılık. Her köşesinde köprüler, şelaleler, egzotik yeşillikler, içecek köşeleri içeren bir alan. Üstelik havuza özel bir çiçek toplayıcısı çalışanları bile var. Çünkü sürekli çiçekler düşüyor havuza. Havuzu çevreleyen şu heykellerin ve süslü bitkilerin güzelliğine bakar mısınız? Yüzerken içiniz açılıyor. Köprünün sonunda yer alan bu küçük aralık sanki cennete bir adım. Buradan havuza girip serinlediğinizi hayal edin. En aşık olduğum otel seçtim burayı. Tarkan Erman da onayladı. Sevgili kociş kocuğum. Havuzun hemen üstünde tatlı yeme alanına bakar mısınız? Hansel ve Gretel'den bir sahne gibi adeta. Hani nereye bakacağımı şaşırıyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Hemen kendine ait plajın karşısında yer alan havuzun girişi gittikçe derinleşen kumlu bir görünüme sahip. Tepeden görünüşü de şu şekilde. Oradaki villaların kendi şeyi var, girişi var ama. Hiç güzel değil. Bizimki daha güzel. Ama yine de size direkt havuza inilen odaları bir ufak gösterelim. Filin borusundan duş almak oldukça keyifli. Patong ve Kamala arasında kalan Nakalay Beach, Phuket'in en bakir denizlerinden biri. İçerisinde mercan dolu. Kuma vurmuş deniz kabuklarının çeşitliliği hayranlık verici. Keyifli gün batımları için doğru nokta. Hatta bu otel çok gözde bir düğün mekanı. Çok güzelmiş ya. Thank you.
manzaraya karşı kahve içmeye doyamadık. Bir sabah uyandığımda kuş sesleri eşliğinde yağmura şahit oldum. Harikaydı. Evet, bu güzel oteli umarım siz de beğenmişsinizdir. Diğer harika oteller için gelecek bölümleri izlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.